Türkiye ve Kürdistan hapishanelerinde tak ihlalleri artarak devam etmektedir. Bugün itibariyle yaklaşık 100'ün üzerinde hapishanede açlık grevi eylemi bulunmakta, yüzlerce mahpus ise greve katılmış durumdadır. Açlık grevleri izleme genel koordinasyonu olarak yakın zamanda raporumuzu da kamuoyuyla paylaşacağımızı ifade etmek istiyoruz. Açlık grevlerinin sonlanması için Siyasal iktidar ve yetkili kurumlar açlık grevine başlayan mahpusların taleplerini yerine getirmeye ve Abdullah Öcalan üzerinde uygulanan hukuksuz tecriti ve mutlak iletişimsizlik halini kaldırmaya yönelik olarak herhangi bir adım atmamıştır. Ayrıca çeşitli sivil toplum kuruluşlarının oluşturulacak bağımsız bir heyetle İmralı hapishanesinin ziyaret edilmesi taleplerine de bugüne kadar cevap verilmemiştir. Öncelikle açlık grevine giren mahpusların yaşam ve sağlık haklarının korunması için tıbbi olarak gerekli askeri koşullar oluşturulmalıdır. Mahpusların onurları, yaşam hakkı ve sağlık hakları başta olmak üzere tüm hakları devletin sorumluluğundadır. Açlık grevine başlayan mahpuslara yaşamın devam etmesi için en az alınması gereken 5 büyük su bardağı su, sıvı, 2 çay kaşığı 2 gram tuz, 5 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı karbonat ile 500 mg B1 vitamini içeren kompleks B vitaminini prepatları sağlanmalıdır. Aksi durum yaşam hakkına müdahale anlamı taşıyacaktır. Anayasa 17'ye 3 ve Ahis 3. maddesinde hükümlünün hangi ceza nedeniyle ilgili olursa olsun gayri insani yahut haysiyet kırıcı bir ceza infazına ve muamelesine tabi tutulamayacağı, yine sözleşmenin özgürlük ve kişi güvenliği hakkı ile ilgili 5.1a maddesinde mahkumiyet üzerine usulü dairesinde hapsedilmesi gerektiği, 5.275 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkındaki kanunun ikinci maddesinde ise ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazında zalimane, insanlık dışı, aşağılayıcı ve onur kırıcı davranışlarda bulunamayacağı, ve ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet veya sosyal köken ve siyasi veya diya, veyahut diğer fikir, düşünceler ile diğer toplumsal konumlar yönünden ayrım yapılamayacağı düzenlenmiştir. İmralı Fetih Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda mutlak iletiş mutlak iletişimsizlikle devam eden tecrid anayasaya, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ve ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkındaki kanuna aykırıdır. Devlet ve siyasal iktidar açlık grevi eylemi gerçekleştiren mahpusların talebini süreç daha tehlikeli bir noktaya evrilmeden değerlendirmelidir. Aksi takdirde mahpusların sağlık ve yaşam hakkına yönelik ortaya çıkacak ağır sonuçlardan da yine devlet ve siyasal iktidar sorumlu olacaktır. Bu nedenle başta Adalet Bakanlığı olmak üzere yetkili kurumların bir an önce harekete geçmesi gerekmektedir. Başta Adalet Bakanlığı olmak üzere tüm yetkilileri ulusal ve uluslararası hukuk ve insan hakları kurumlarını duyarlı olmaya davet ediyoruz.